Herkese merhaba. Bugün HTML dersimizin ikincisini yapacağız. Şimdi önceden hazırlamış olduğum örnek web sayfasını bugün arkadaşlar yapmış olduğum örnek üzerinden size HTML ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi hazırlamış olduğum projeyi açıyorum. Onu notepad olarak açıyorum. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın nasıl gördüğünü önce size göstereyim. Web sayfası olarak gözükeceği şekli arkadaşlar. Arabalar üzerine bir web sayfası hazırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Web sayfası bu şekilde gözüküyor. Arabalarla ilgili. İşte hemen yaptığım çalışmayı size açıklayacağım. Şimdi temel olarak Dutch Type Style HTML olarak dosyamızı yazıyoruz. Daha sonra HTML Language yani dilimizi İngilizce olarak ben belirledim. Daha sonra HTML sayfamızı başlıkları yani char set yani karakter boyutunu otomatik olarak bu ayarlıyor. Web sayfamızın başlığı. Ben famous car yaptım. Ondan sonra description isim olarak kaydetme ismi olarak CIS 117 lab assignment yaptım. Yazarın ismi benim. Ki anahtar kelimelerim HTML tag heading. Evet arkadaşlar. Başlık title famous cars diye girdim. Şimdi arkadaşlar şurada göstereyim. Şu famous car arkadaşlar görmüş olduğunuz şu kısımda. Şu görmüş olduğunuz famous cars kısmı yazdırdığım zaman burada bu şekilde gözüküyor. Famous car diye. Bunu isterseniz buraya bir şey yazmayabilirsiniz. En başa dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi famous car diye web sayfamızın başlığını attım. Daha sonra dünyanın en pahalı 10 arabasının listesini maddi imler olarak yapacak şekilde kod nasıl yapılıyor? Evet arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Biliyorsunuz H1, H2, H3 diye gidiyor. H1'dan sonra yani H1'den sonra H2 bir başlığın küçük puntosu. 3 daha da küçüğü, 4 daha da küçüğü şeklinde gidiyordu. Bunu daha önceki dersimde zaten bahsetmiştik. Şimdi HR arkadaşlar bir şey yazdıktan sonra bunun altının çizili olmasını istersek HR ve kapalı slash'la yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şu şekilde şu çizgiyi HR yani şu bu çizgiyi sağlıyor. Daha sonra arkadaşlar şimdi başlık olarak bunu ben yazdım buraya. Şu maddi imlerini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi maddi imlerini ul'la madde yapacağımız belirtici belirliyoruz. Daha sonra li bu siyah noktaları getiren kısmı arkadaşlar. Her maddede li'yi yazdıktan sonra kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Maddenin bitişine kadar. Bu şekilde hepsini yazdım. Daha sonra madde kısmını kapattık. Daha sonra P biliyorsunuz paragraf arkadaşlar. Arabalarla ilgili kısa bir açıklama yaptım buraya. Strong arkadaşlar biliyorsunuz hangi kelimenin içine strong'u eklersek o kelime kalın puntolarla yazıyor. Şu şekilde göstereyim. Evet şu şekilde arkadaşlar. Sadece şu kısmın kalın puntolarla yazılmasını istedim. Bu şekilde. Strong yaparsak kalın olarak gözüküyor. Şimdi paragrafı kapattığım için bunu kapatıyorum. Daha sonra şimdi H1 yaptım yani arkadaşlar. Yani şimdi arabaları tanıtmama yani ben 3 tane araba seçtim. Onu tanıtmaya başlıyorum. H1 yani heading yani birinci başlığımız Ferrari. Şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Ferrari. Evet arkadaşlar. Bunların boyutlarını birbirinden farklı yapacağım ben şimdi. Şimdi bu daha küçük bu famous car ana başlığımız. Arabanın başlığı Ferrari.
Famous Car H1. Bu da H1 diyor. Bir saniye arkadaşlar. Neyse, boyut olarak güzel gözüküyor. Tamam. Şimdi H1. Arkadaşlar şimdi araba resmini buraya nasıl ekliyorum? Şimdi ben internetten indirdim Ferrari'nin resmini. Altına da Ferrari diye tanımladım. Ama bu her zaman JPEG file olması gerekiyor. Eğer JPEG file olmazsa burada run dediğinizde burada resim gözükmez. Her zaman JPEG olması gerekiyor. Yani bu web sayfaları JPEG'lere daha uyumlu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi image source kaynak demek eşittir. Ben resmin özelliğini Ferrari yazmıştım. Ferrari'den sonra nokta JPEG yazıyorum. Alt ne demek arkadaşlar? Ferrari yani Ferrari resmi. Yani bu tamamen arabamızın kendimiz için bir açıklama. Yani Ferrari resmi dedim burada. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yine paragrafta Ferrari ile ilgili kısa bir açıklama yaptım. Daha sonra arkadaşlar link nasıl ekliyoruz? Şimdi link. Link'in eklenmesi yine küçük okumuzu açıyoruz. A H referans yani H referans yani bu başlık referansı yani link web sayfası eklemek için. Arkadaşlar ben şu şekilde hürriyet.com'dan bir şöyle açayım size. Şunu basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hürriyetten .com.tr'den Ferrari ile ilgili bir haber bulmuştum. Onu buraya ekledim. Evet arkadaşlar buldum. Ana kaynak kodunu şu kodu şu web sitesini komple buraya yapıştırıyorum. Daha sonra bu da ben kendi kendim için yani expensive car diye yazdım. Buraya isterseniz başka bir şey de yazabilirsiniz. Target arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu target kısmı şu target şununla alakalı. Daha sonra şuraya arkadaşlar web sayfasında nasıl gözükmesini istersem web sitesinin o şekilde olmasını istedim. Mesela şu TR'den sonraki detayları yazmak istemiyorum. TR'yi de yazmak istemiyorum. Çünkü TR'den sonra mesela sadece şu kısma Ferrari yazmak istiyorum. Bu şekilde yazarsam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada nasıl olmasını istersem o şekilde gösterebilirim yani. Ferrari diye. Aynı şekilde şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Yine arkadaşlar HR yaptım. HR yapınca biliyorsunuz altında çizgi oluşturuyor şu şekilde. Şu gördüğünüz gibi şu çizgiyi yaptım. Şimdi Ferrari bölümü bittiği için bir ayraç olmasını istedim. Şimdi Bugatti'ye geçeyim arkadaşlar. Bugatti'nin başlığı H1 yapmışım ben. Evet ikisi de aynı. Aynı boyutta olması iyi. Şimdi yine şey aynı şekilde image yani resim kısmına ekledim. Arkadaşlar resmin ismine indirmişim internetten. Bugatti yazdım. Biliyorsunuz uzantısı nokta cpg olacak. Bu da Bugatti'nin resmi diye alt açıklama yaptım. Bu kendim için arkadaşlar. Yine buraya Bugatti ile ilgili açıklama yaptım. Yine aynı şekilde internetten Bugatti'nin ile ilgili haberleri olan bir yer buldum. Red Bull mesela sayfana redbull.com. Şimdi arkadaşlar ben bunu yine aynı istediğim gibi şu gereksiz uzunlukta kelimeleri göstermeyecek şekilde mesela redbull.com Bugatti diye yazdım. Bu şekilde basıyorum. Evet, link çalışıyor. Evet, beni direkt sayfaya yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde yine expensive car yaptım. Burayı web sitesinin ismini yapmıştım. Bugatti diye. Şimdi Mercedes arkadaşlar. Yine aynı şekilde resmi nasıl eklediğinizi anladınız zaten. Şimdi arkadaşlar burada BR diye bir şey var. Onu da size göstereyim ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar BR. BR boşluk yani bir satır boşluk bırakıyor arkadaşlar. Mesela şu gördüğünüz boşluk BR sayesinde oluyor. Burada yapmadım. Şimdi resimden sonra arkadaşlar resimin altına bir boşluk koydum ben buraya. Biliyorsunuz arkadaşlar BR neredeyse
Oranın altına gelecek. Ben resimin altına koymuşum. Evet, şu kısım da BR var arkadaşlar. BR yani bir satır boşluk var. Daha sonra açıklama yaptım. Açıklamayı kapattım ve link ekledim. Yine arkadaşlar internetten bulduğun web sayfasını buraya yapıştırdım. Uzun web sayfasını buraya yapıştırdım. Altta buraya kısaltılmış şekilde yine aynı şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi burada bastığım zaman direkt beni o sayfaya yönlendiriyor. Şimdi arkadaşlar yine maddeli bir seçenek yaptım. Bir saniye hemen gösteriyorum size bunu. Şimdi burada arkadaşlar siyah nokta yerine biliyorsunuz en yukarıda yapmıştık siyah nokta. Burada numaralandırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki bunun arasındaki fark nasıl oluyor? Mesela arkadaşlar burada biliyorsunuz U'la açtım, U'la kapattım. Madde linklerini yazdım buraya. Ama buradaki diğer farkı göreceksiniz hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda U'ldu. Burada O ile başladım arkadaşım. O L. Yani U'la başlarsam siyah madde, O'la başlarsam normal rakam olarak yazabilirsiniz arkadaşlar maddelemeyi. Bu şekilde araba isimlerini alfabetik olarak yazdım. Burada da alfabetik olarak rakamların yanında yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar ben açıklama kısmına sayfanın linkini bırakacağım. Eğer incelemek isterseniz oradan da HTML sayfasını olarak açıp inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yine HR arkadaşlar biliyorsunuz çizgi. Gördüğünüz gibi yine çizgi var burada. Yine bir tane de şurada var. İkisi açıklamanı ortaya aldım arkadaşlar. Burada strong yaptım yine. Siyah yani kalın punto şeklinde yazması için. Şimdi arkadaşlar tablo olarak da yaptım ben. Tablo şunu göstereyim. Evet. Şurada bir tablo oluşturdum. Şimdi bu tablo nasıl oluşuyor arkadaşlar? Şimdi önce table diye yazmamız gerekiyor. Yani bir tablo yapmak için önce table olarak açmamız gerekiyor arkadaşlar. Caption'da ana başlık, tablonun ana başlığı. Şimdi arkadaşlar TR olarak açıyoruz. TR'leri açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bu başlık içinde. Şimdi arkadaşlar TH diye Bugatti, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes'e yaptım. Şimdi bunlar benim arabalarım markalar. Sıra sıra yaptım. İsterseniz şu araya tireleri de koymayabilirsiniz. Ben daha iyi belli olsun diye yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ilk satırımızdı. Şimdi bu pardon arkadaşlar. Bu bizim ilk kolonlarımızdı bunlar. Kolon isimlerimiz. Şu kısımda satır isimlerimiz olacak. First production diye. First production. Şimdi bu ilk satırımız arkadaşlar. Bu da birinci satırımızdaki kolonun altına gelecek rakamlar arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İlk satırımız kolonun altına yani mesela Bugatti'nin altına gelecek. Gördüğünüz gibi Bugatti'nin rakamı bu. Aston Martin'inki bu. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bugatti'nin, Aston Martin'in, Lamborghini, Ferrari, Mercedes'in altına geldi. Aynı şekilde ikinci satır altına gelecek araba markalarının rakamlarını aynı sıraya göre yazıyoruz. Hangi sırada hangi araba varsa ona göre yazıyoruz. Üçüncü satır yine aynı şekilde değerleri hangi markaya gelecekse o sıraya göre yazıyoruz. Ve year yani yılı, yıl satırı, daha sonra cost, fiyat satırı şu şekilde. First üretim, ilk üretim yılı, hızı, saniyedeki hızı. Yani üretildiği bir yılda yıllık üretimi. Bu da hangi yıl üretildiği. Bu da fiyatı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar table'ımızı
TR olarak yazdıktan sonra kapatıp daha sonra table kapatıyoruz ve HR yapıp altında çizgi var arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Bu şekilde body HTML yapıp projemizi kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabalarla ilgili hazırlamış olduğum proje bu şekilde. Yine bunu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Buradan girip web sayfasının sağ tuş yapıp sayfa kaynağını görüntüle diyerek daha detaylı şekilde kodu inceleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.